Gel. Tamamdır ortak. Loşosür'ü ikna ettim. Gizli yeteneğimizin dosyası yolda. Kuryeyle geliyor. Çok iyi. Sonunda kim olduğunu öğreneceğiz ha? Aynen öyle. Ben Sinan, bari güzel bir teklif yapalım da kaçırmayalım çocuğu. Çocuk? Bunun belki kadındır. Ben ne bileyim, öylesine söyledim. İyi tamam, ben toplantıya gidiyorum. Kurye gelecek, zaten senin adına alırsın sen. Tamam. Ha Sinan. Hı? Şu mağazadan aradılar mı? Stand işi ne olmuş? Vallahi Ömer, ortaya bir kart attık ama hani patlarsa fena yanacağız. Şimdi böyle yeni mağaza zincirine girmek falan çok zor ya. Halledersin sen. Teşekkürler ama biz yine de böyle daha kolay bir yol umalım, tamam mı? Bugün haber verecekler. Tamam. Deri zamanında gelmezse istediğin siparişler yetişmez. Naci abi gümrükle konuştum diyor. Öğlen çekecekmişiz. Pardon. Efendim? Tamam. Tamam, teşekkürler. Hemen çok kısa bekleteceğim. Sinan. Ha, ben de seni arayacaktım. Mağazadan aradılar, bizi bekliyorlar. Güzel. Ne karar vermişler? Ne diyorlar? Yüzle bir görüşmek istiyorlarmış. Tamam, sen devam et. Ben gidiyorum. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Tamam ya, budur. Söylüyorum ben. Defne, çıkıyorum ben. İsmail merhaba. Merhaba. Ömer, bey, benim sizinle bir şey konuşmam lazım. Sonra konuşsak, bu dünkü durumla alakalı bir telefon geldi de çıkmam lazım. He, tabii tabii. Tamam. O zaman siz gidin, sonra konuşalım. Tamam, konuşuruz sonra. Görüşürüz İsmail. Tamam kızım. Dönsün, konuşacaksın zaten artık. Hadi nefeslen biraz sen de. Evet, konuşacağım. Yani benden duyması daha iyi sonuçta. Şimdi başkasından duysa daha farklı düşünecek. Evet, evet, konuşacağım. Doğrusu pasiyolojiyi kaybetmeyi göze alamadık Ömer Bey. Sizin istediğiniz gibi olsun. Bu arada Deniz Bey de birazdan gelecek ve ben kendisine bu konu hakkında da bilgi vereceğim. Yani tramvaya stand açmıyorsunuz. Aynen öyle. Sizin standınız olduğu gibi yerinde kalıyor. Hatta biz sizin standınızı biraz daha büyütüyoruz da. Bu güzel haberi de burada size yüz yüze vermek istedim. Çok güzel, sevindim. Umarım bundan sonra ilişkilerimiz böyle sınavlardan geçmek zorunda kalmaz. Hakikaten biz sizle çalışmaktan dolayı çok mutluyuz. Biz de öyle. Umarım bir dahaki sefere daha da güzel işler yaparız. Umarım ki. Tamam o zaman. Görüşmek üzere. Peki. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olun. Siz de. Sağ olun. Attın değil mi tramvayı? Tramvanın buna ihtiyacı yoktu Deniz. Sen bize zarar vermek için buraya girmeye çalıştın ama işte onlar tercihlerini pasyonisten yana kullandı. Mutlusun değil mi? Hep ben kazanırım zannediyorsun. Zannetmiyorum. Kazanıyorum. Yerinde olsam o kadar emin olmazdım. İşler her an değişebilir. Deniz, gittikçe itibar kaybediyorsun. Bence bizimle uğraşmayı bırak. Olur mu öyle şey ya? Sen spor yapmayı bırakabilir misin? Onun gibi düşün. Keyfimi kaçıramayacaksın. Peki. O zaman sana başka bir şey söyleyeyim. Söyle. İlgini çekeceğinden eminim. Hem senin hem pasyonistin. Ya yanlış anlama. Keyfini kaçırmak niyetinde değilim. Ama duyacakların hoşuna gitmeyecek. Şimdiden söyleyeyim. Leşosür'den aldığım tasarım var ya. Saklama çok yersiz oldu. Tasarımcının bilgileri bugün bize gelecek. Ömer. Senin o bilgilere ihtiyacın yok. Tasarımcıyı yakinen tanıyorsun. Defne Topal desem. Bir şey uyandırdı mı? Defne.
tasarımını bana sattı. Ben de üretime verdim. Bir istedim.
Ömer. Misafirim var galiba. Şey, şimdi ben Sinan Bey'e hiç görünmeyeyim ya. Bir konuşabilir miyiz biraz? Olanları konuşmamız lazım. Doğru değil mi? Yalan değil yani. Sattım tasarım tramvaya. Ömer. Beğendiğimiz tasarım sana aitti. Söylemedin. Sakladım ben de. Evet, öyle oldu. Ama bir açıklaması var. Keşke o açıklamayı satmadan önce yapsaydın Defne. Öyle değil işte. Yani anlatmam gereken çok şey var. Bunları oturup uzun uzun konuşmamız gerekiyor. Zam meselesinde herhalde. Ya da Koray'la anlaşmaya çalıştığım mankenli konusunda. Bir şeyler var. Saklıyorsun benden ısrarla. Ben sana karşı dürüst olmaya çalıştıkça sen kapatıyorsun kendini Defne. Güya yanımdasın, benimlesin ama baksana. Neler çevirmişsin arkamdan. Hayır, hayır öyle değil. Ben o tasarımı hiç önemsemedim bile. Yani sizin de beğeneceğinizi hiç tahmin edemedim. Mesele tasarımı neden bize vermedin değil ki. Neden tramvaya sattın? Tramvayı tanıyorsun. Üstelik sakladın da. Evet, ne de sen haklısın ama gerçekten... Defne, haklı olmaktan çok yoruldum artık. Seni sürekli anlamaya çalışmaktan, sürekli hak vermekten sıkıldım. Bana biraz izin ver. Bu olanları bir kafamda nereye koyacağım ben onu bir düşüneyim. Yani bilmiyorum. Yanlış bir şey de yapmak istemiyorum. Yanlış bir şey mi? Tamam. Peki sen düşün biraz. Bir de şey, hani pazar günü düğün var ya, işte bizimkileri de Ömer gelecek dedi, sevindiler falan. Yani gelmek istersen davetlisin. Ama tabii bu durumda gelmek istemezsen de anlarım yani. Konuşuruz. Öyle gariptir ki hayat, ne olacağını bilemezsin bazen yokuş. Bazen uçurum, gideceğin yeri seçemezsin. Küçücük bir kum tanesisin. Kendini önemli hissetsen de, çok güçlü gibi gözüksen bile gözyaşlarını silemezsin. Hayat çok meraklıdır, şaşırtmaya. Never.
Ömer. Oğlum konuşmak ister misin? Ne diyeceğimi bilsem konuşacağım da amca. Aklım karmakarışık, ne konuşayım? Ya Ömer. Ya benim sana böyle bir kötü haberim daha var ama. Yolla gelsin kardeşim, alıştık, yolla. Daha önce mi bir şey oldu? Ya işte bizim Alp var ya, bu çiftlik evinin çatısını onarırken damdan düşmüş. Damdan nasıl, iyi miymiş? Fena. Aa, çok sinirim bozuldu, pardon. Ya Şebnem aradı işte. Nişanlısı. Bu iki tane şey varmış, bacağında kırık varmış, kalçasını çatlatmış falan. Allah'ım tövbe estağfurullah. Öyle yatıyormuş tabii, çıldırmış işte, kafası bozuk falan. Gelin mi diyor? Yani şimdi sürekli yatıyor ya. Kız da delirtmiş tabii. O da ne bileyim işte bizden rica etti yani hani. Bence gidin. Sizin için de iyi olur. Bir kafa dağıtırsınız. Yani sabah yola çıkarsınız, bir gece kalırsınız, pazara dönersiniz. Ne olacak ki? Ne diyorsun, gidelim mi? Gidelim, gidelim. Şimdi sporcu adam böyle kırık çıkık çıldırmıştır. Aman efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Koray. Kuşum, Ömer. Koray. Efendim, Sinan. Ne oluyor? Kurulandım hayatım. Onu demiyor, burada ne oluyor? Benim oluyor, üşüteceğim sizin yüzünüzden. Ay, içeri davet etmedim sizi, iletişim koptu birden. Ay, tekrar hoş geldiniz. Ay, buyurun, buyurun, gözlerimiz yollarda kaldı. Buyurun, buyurun. Ömerciğim gel gel, yakışıklı prensim. Hadi sen de gel. Bu kadar yoldan hadi. Ay, baş gelen yok değil mi? Neyse. Geçin hayatım, geçin geçin, buyurun. Buyur Ömerciğim, Sinancığım. Makbule, gel çocuklarla ilgilen. Oturun hayatım, oturun. Otur. Ah çocuklar, neler geldi başımıza sormayın. Ben şimdi bir giyinip geleyim, neler anlatacağım size. Makbule! Ay, bu da yavaş. Hadi ben geliyorum şimdi. Ya Ömer, bizim bu Alp Şebnem'in nişanlı değil miydi? Ne işi var bunun burada? Ben ne bileyim Sinan, zaten kafam yanmış. Ay neler geldi başımıza çocuklar, neler geldi. Ay oturmuşsunuz, oturun hayatım, size oturmalar yakışır. Rahatsız olmayın. Ay Alp düştü, çatının oluklarına problem varmış. Fakir gibi kendin yapmaya çalış. Hayatım zenginsin, git bir adam tut, bir şey yap değil mi? Yok, inat etmiş, ben yapacağım diye. Ay feryat figan, çığlıklar kıyametler. Ay sen düş çatıdan, kır kalçayı. Bütün bacak bin yerinden kırılmış. Neler geldi başımıza, neler. Ah çocuklar, ah. Yani verilmiş, sadakamız varmış, ben verdim. Neredeler peki? Kimler hayatım? Alp ile Şebnem, Koray. Bilmiyorum. Ne bilmiyorum, neredeler Koray, söylesene ya. Allah Allah. Hayatım, bilmiyorum işte. Aman boş ver onları. Ay çatıdan düştü. Ay mahvoldu çocukcağız. Facia, resmen facia. Koray, burası onların evi değil mi? Evet hayatım, çatıdan düştü. Oğlum senin ne işin var burada? Sen burada mıydın ki? Ne anlatıyorsun öyle? Yok hayatım, bana da öyle anlattılar yani. Neyse. Hayatım, içime geçti acı. Empati kurdum. Ruhsuz musun biraz? Yok yok. Bu böyle olmayacak. Aa. Ömer, Sinan. Oh. Şebnem neredesin ya? Ne zaman geldiniz? Ben de sizi bekliyordum. Geldiler hayatım, görmüyor musun? Ay ilahi Koray, söylesene. Hem siz niye bu odadasınız? Koray. Ay çok ayıp.
Neyse, hadi içeri geçelim. Alp'in size çok ihtiyacı var. Hadi. Hiçbir fırsatı kaçırma, tamam mı? İnanılmazsın, hakikaten. Aman iyi be, iyi. Bir giriş yapayım dedim. Çok gördünüz bana. Bir ağız tadıyla olayları anlatmama izin vermediniz. O katnem Şebnem yüzünden. Girişleri seviyorum, ne yapayım? Ay, Makbule! Hayatım koş gel buraya. Kümesten yumurta alacağım. Korkuyorum tavuklardan. Eşeliyorlar sonra beni. Ay, ay. Ay iyi ki gelmişim. Ay bak kimler geldi. Oo. Oo, durum fena. Oğlum sen bayağı hurdaya çıkmışsın lan. Feci sakata geldim ya, sormayın. Otursanız abi. Ben sizi yalnız bırakayım. Tamam. Şimdi bu ne kadar sürecek böyle? En az 6 ay. Bir çatı uğruna 6 ayımızı feda ettik. İşe bak yani. Tatsız olmuş. Siz de çıkıp geldiniz ya, eyvallah. Yok canım, asıl ben teşekkür ederim. Ya ben gördüğüm manzaradan gayet memnunum. Defne nasıl? O da gelseydi keşke. Anlatacak çok şey var kardeşim. Konuşuruz. Hayırdır? Ay, hayırdır, hayırdır. Taziye gelmişler hayatım. Seni ölmüş zannettiler herhalde. Allah cezanı kaldırmasın, ağzına yel alsın ya. Ha, ay doğru. Aman neyse. Öyle demek ki kafamda seni öldü diye kodladım. Değiştiremiyorum. Hem ayrıca yani ilk duyduğumda bu acı nasıl içime işlediyse artık kabullendim senin öldüğünü. Gömdün bizi be, gömdün. Dün geceden geldi ya. Ya bir kere seni Alp Reza'dan tanıştıran bizi, siz nerede bu kadar samimi oldunuz ki, ben anlamadım. Hayatım, haberi alır almaz geldim. Nefes almadan geldim. Döne döne geldim. Bana bakın. Yani arkadaşınız burada, ölüm döşeğinde. Hemencik gelmeniz gerekiyordu. Artık kaç yaşına gelmişsiniz? Öğrenin şunu. Bir şey söyleyeyim mi? Drama var diye gelmediyse adım Sinan değil ha. Ay, drama. Ya sen kaostan mı besleniyorsun Koray? Doğru söyle. Ay Ömür, ne diyor bu? Ya tamam, tamam. Hasta ziyaretine mi geldik? Baş ağrıtmaya mı? Belli değil. Cidden iyi ki geldiniz çocuklar ya. Sağ olun. Ne demek kardeşim? Sen iyileş yeter ki. Aslansın sen be. Anlat bakalım. Neler oluyor? Drama. Yeter be. Bağırın bana. Allah Allah. Dur. Ay fırında kaldı elimde. Makbuş. Faltay. Ay yazık. Ay, öldürecek çocuk. Çok üzgünüm çok. Yaslardayım. Ay üşüyordu. Sığamıyorsun. Sığamıyorsun. Sus. Şevdem söyleseydin hallederdik biz ya. Zahmet etmişsin. Ya hakikaten canım. Bu arada bir şey diyeceğim. Siz Kaliforniya'da mı yaşıyorsunuz? Ne bunlar? Aman ne var canım? Bir şey yok ki. Ya aslında böyle sağlıkta görüşsek iyiydi de. Biliyor musun şimdi de çok güzel oldu ya. Yani bizim bu ara böyle durumlar biraz fena. Tatsız yani. Anlatsanıza. Buz gibi Ömer pek anlatacak gibi durmuyor. Neyse sen anlatsın. Mangal time. Ay ne var? Ne oldu? Hayatım yağmur yağabilir, dağ başındayız. Sonuçta tedbir olmakta fayda var. Her an her şey başıma gelebilir. Ay mangal yapacağız değil mi? Ay, sonuçta barbekü partisi olmadan hafta sonu hayatı düşünülemez. Bakın şu an diyeceğimi ilk defa söylüyorum. Koray haklısın. Tabii şimdi mangalsız da olmaz yani. Aynen, aynen. Tamam ama şey yapalım. Akşama yapalım. Yani hani şimdi erken ya. Değil mi Koraycığım? Ya aslında hiç aklıma gelmedi. Bilseydim et alırdım. Hallederim ben. Hayatım tabii ki sen halledeceksin. Mangalı sen yapacaksın. Yaparım Koray, yaparım. Eti de alırım. Biraz az çene. Bak doğa, huzur, sessizlik. Tek başına kakofoni yapıyorsun. Yapma. Halledeceğiz Koraycığım. Halledeceğiz. Ay Ömüş, mangalı sen yapacaksın değil mi? Böyle coz ettir. Tamam Koray. Kıpkırmızı olsun etler. Tamam. Cırr olacak. Eyvah. Ay. Şu an çok karnım acıktı. Ay sanırım böyle et krizine girdim. Tansiyonum falan düşüyor. Ay hemen cicik mi yapsak ki?